Burada bizim merkezimiz şu. Biz bir kişiye müdahale edelim. Bütün öğretiler de bunu söylüyor. Bir kişi. Bizim bir kişiye gücümüz yeter. Bir kişiyi etki edebiliriz, bir kişiyi dönüştürebiliriz. Direkt olarak. Değil mi? Kendimizi. Evet. Israr etmeyin. Israrla yorulursunuz. Ne sevgililerinizi, ne anne babanızı, ne çocuklarınızı, onlar istemediği sürece kimse kimseyi değiştiremez. Düşünün. Kendinizden düşünün. Buradaki olan insanlar kendilerinden düşünün. Kimse istemediği sürece dönüşmeyeceğine göre sizin iste çünkü artık o 7 yaşındaki çocuk bitti programın başında konuştuğumuz. O 7 yaşında çocuk bitti. 13 yaş dönemini de geçtik. 18'ine geldi. Ondan sonra başka bir konuda kendini aramaya başlıyor. Bitti artık orası. Çünkü diyorsunuz ki benim seçimlerim. Benim isteklerim. Kendimizi ne kadar tanıyoruz? Tekrardan soruyorum. Bir daha soruyorum. Gerçekten kendi ihtiyaçlarımızı biliyor muyuz? Hala başkalarının öğrettiği üzerine mi bu hayat yaşıyoruz? Gideceğimiz yolu biliyor muyuz? Bırakmamız gereken alanları biliyor muyuz? Bizi aşağı çeken duygu durumlarını konfor alanları diye tabir ettiğimiz o acısıyla tatlısıyla ben bu alanda giderim. Örnek söylüyorum. Hani ayrılmayın burada. Ben burayı kontrol edebiliyorum. İyi ya da kötü. İnsanların bugünkü durumu bu. Çünkü bilmediği yerden korkuyor sonraki. Evet. Bilmediği alandan korkuyor. Tepenin arkasında okyanus var diyor. Ama görmüyor orayı. Derede oynuyor. Dereyi biliyor, dere güvenli alan. Diyor ki buranın suyu pis olsa ben bunu idare ederim. Burayı kontrol ederim. Annemi kontrol ederim, babamı kontrol ederim, sevgilimi kontrol ederim. Çocuklarımı kontrol edebilirim. Yapamazsın. Yapamazsın. Yani hiçbir alanı kontrol edemezsin. Bir şeyi kontrol edebilirsiniz. Tekrar diyorum. Kendiniz. Kendi dönüşümünüzü gerçekleştirdiğinizde dünya komple her şey değişiyor. Her şey dönüşüyor. Bakış açınız değişiyor. Peki bir şey soracağım arada hemen. Şimdi her şeyin farkında, bilinç seviyesi yüksek. İşte sizin o bahsettiğiniz kendini tanıma yolculuğuna girmiş, işte deneyimlerden geçmiş, sınavlarını vermiş, vermeye de devam ediyor. Ama öyle bir hal, öyle bir durum oluyor ki hep aynı döngülerle karşılaşıyor. Ya hep benzer kişileri çekiyor, ya hep bolluk bereketinde bir sıkıntı var. Böyle durumlarda her şeyin farkında olup da enerji alanını daha akışkan ya da daha onun yani istediği şekilde tercih edebileceği şekilde ilişkiler ya da işte birliktelikler neyse bunu yaşayamayan insanlar da var. Yani kendini bilip de yaşayamayanlar da var. Yani bunlar için ne diyorsunuz? Siz orada mesela neye dikkat ediyorsunuz? Neyi çözüyorsunuz? Ben şimdi konuşurken kaçırmışım yazanlara bakıyorum da yorumlarda. Evet. Az önce konuştum. Nevin Hanım, Nevin Hattacı. Sonra demiş ki benim eşim sürekli olumsuz nasıl dedi. Düzelmez. Evet. Soruları sonra alacağız. O konularla ilgili. Yok. Konuyla alakalı bu tam işte. Anlattığınız konuyla alakalı. Evet. Yani düzelmez. Düzelmez. Kim düzelecek? O eşini. Emin Hanım düzelecek. Nevin Hanım dönüşmesi. Yani değerli insanlar bakın dışarıya istediğiniz kadar anlattım bunu yani az önce. İstediğiniz kadar müdahale etmeye çalış. Yapamazsınız. Evet. Olmaz. Kişi onun az önce cevabını verdi. Belli bir farkındalığa sahip. Evet. Biliyor. Okumuş. Öğrenmiş Evet. teorikte. Teorikte mi diyorsunuz? Korkak. Orada peki ne? Yani orada ne çalışıyor? Korku enerjisi. Bakın anlattım ya bunu. Korku. Diyor ki, bakın bunu o anlattığım o tepenin arkasında diyoruz ki kontrol bu tekamül teslimiyetle alakalı olan şeyden bahsediyor. Teslimiyete geçtiğiniz zaman korkulardan arınmaya başlarsınız. Başka bir konu bu. Yani daha geniş. Evet. Yani mecralarda konuşuruz ama hepsi birbiriyle ilintili diyorum. Bakın diyor ki
Bir alan yaratmış kendine, bir dere var. Derenin suyunun temiz olmaması önemli değil. Orası onun alanı. Kontrol edebildiğini düşünüyor. Kontrol edebildiğini düşünüyor. Orada o su kirli mi, temiz mi umurunda değil. Bura diyor benim yani alanım. Acısıyla, tatlısıyla ben burayı kontrol ederim. Diyoruz ki bak şu tepenin arkasında okyanus var. Şu tepenin arkasında okyanus var diyor. Hafif bir tepe var orayı aç. Görmüyorum diyor ben orayı. Diyorum ki inan. Bir bırak. Sadece yola çık. Açacaksın. Ama diyor ki görmüyorum. Çünkü gördüğünden inanıyor. Sıkıntı zaten burası. Yani başka dışarıdan negatif bir enerji. Mesela vay. Bakın ben normal bir insandan bahsediyorum. Peki var. Başka bir varlıklar içine girersek ben sizde 5 gün 10 gün falan böyle yayında kalmam gerekiyor. Yani bunların hepsi başka konular ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Ben merkezdeki insandan bahsediyorum. Anladım. Bir insanın ne yapıp neyi yapamadığından bahsediyorum. Hı hı. İki tür konu var. Bir insan okumuş, öğrenmiş, her şeyi biliyor. Okumuş, farkında ama uygulamıyor. Bakın bu işin, bu hayat, bu yaşamın yaşama sanatı diye tabir ettiğimiz ev hanımı ya da profesör olmanın önünüzde etiketler olmasını hiçbir anlamı yok. Bu yaşama sanatı başka bir şey, bu içsel bir şey. Yani bugün bir yerin CEO'su olduğunuzda çok iyi yaşayacağınız anlamına gelmez. Ya da bir ev hanımı çok kötü yaşayacak anlamına gelmez. Önemli olan hayattan keyif almaktır, mutlu olmaktır. Hı hı. Burayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben nasıl mutlu olacağım? Şimdi birisi okumuş, farkındalığı var, öğrenmiş bazı şeyleri, uygulamıyor. Korku enerjisi, korku bilinci ve konfor alanı. Bunun literatürdeki yeri yarı cahil. Çünkü pratikte uygulaması yok, bilmiyor. Deneyimi yok ki. Sadece teorikte biliyor. Sizin cahil diye tabir ettiğiniz insanlar, o gözü kara dediğimiz, o cesaretle, korku enerjisiyle sıyrılmış insanlar birçok şeyi başarabiliyorlar hayatlarında. Hiç okumadım. Evet. İçsel olarak bunu yapabiliyorlar. İçsel. Birçok örneği var. Görmüşsünüzdür. Hayat şeylerine bakın. Buda'nın bir cümlesi var. Diyor ki, bilgiyi alıp kullanmayan, bunu bildiği halde kullanmayan ahmaktır. Bilgiyi alıp aynı zamanda bu akışın içerisinde, hayatın içerisinde aldığı bilgiyi pratikte uygulayan da, bu cesaretle pratikte uygulayan da bilgelik yolunda gider. Aradaki ince ayrım yapayım. Bir şeyi bilmek demek uygulamadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece zanda kalırsınız. Sanırsınız. Biliyoruz ki sanmayın, yaşayın. Hata yapsanız da yaşayın. Yani öğrenmeniz gerekiyor, deneyimlenmeniz gerekiyor. Bir şeyler yaşadınız, bir şeyler yaşamaya devam ediyoruz hepimiz. Hata yapıyoruz, hata yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde öğreniyoruz ama sistem size diyor ki aynı hataları niye tekrardan yapıyorsun? Nerede senin farkındalığın? Nerede senin bilincin? Nerede senin insanı kamilliğin? Onu soruyor, yükseltiyor. Aynı hataları niye yapıyorsun? Hala dersini almadın. Aynı tekrarlara niye düşüyorsun? Uyan artık. Uyan. Burayı anlamamız gerekiyor. Hata öğreniyoruz, yapacağız. Deneyimlerimiz var. Denememiz gerekiyor. Korkarak yaşayamayız. Hata yapacağız diye yani yola çıkmamazlık olmaz. Zaten yoldayız. Bir numaralı sıkıntımız korku enerjisi. Ya şöyle olursa, olasılıklar düşünüyorsunuz. Ya yapmadın ki henüz. Bilmiyorsun, denemedin. Sonra ukala başka bir insanı da durdurmaya çalışıyorsun. Çok bilmişlik yapıyorsun. Sen yapmamışsın, denememişsin, bilmiyorsun. Sadece teorikte biliyorsun bazı şeyleri. O insan diyor ki, mesela kendi yapmamış, denememiş. Size diyor ki mesela, yapamazsın, başaramazsın. Bunu en çok söyleyen anne babalarınız. Bakın geçmişe görürsünüz. Ya anneniz ya babanız. Olumsuz toplayıcılarınızdan bahsediyorum, durdurucularınızdan bahsediyorum ama oradaki olumsuz diye tabir ettiğiniz cesareti işin içine koyduğunuz zaman belki bazen çok olumlu oluyor. Diyor ki yapamazsın dediğiniz, hayır ben yapacağım, başaracağım. Motivasyondur bu, ters motivasyon. Hı. Başardı, bak, böyle birçok insan var.
yapamazsını kırıp ben sana göstereceğim, bak nasıl yapılıyormuş göreceksin deyip kendine inanıp yola çıkıp birçok şeyi başaran insan. Bir de konfor alanlarında tutunan insan. Hazır olan, acıdan besleniyor, değişime direniyor. Diyor ki, ben gördüğüme inanıyorum. Ben gördüğüm alanları kontrol edebildiğim alanlarda ben, hani mutlu olmasam da iyi böyle. Hı hı. Çünkü tepenin arkasını bilmiyor. Bilinmezlik korkutuyor. Korku garantist. Güzel bir cümle. Varoluş kitabında. Diyor ki, korku soruyor. Kendimi akışa bıraksam varoluş beni gerçekten korur. İnanmak istiyor. Ama korku garanti. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Garanti bir yaşam size hiçbir şey vermez. Zaten yaşamamış sayılır. Bu enkarnasyonun içerisinde çok zamanlar geçirmişsiniz. Bu doğum döngülerinizin içerisinde çok zamanlar. Korku garanti ister. Kendimi akışa bıraksam varoluş beni gerçekten korur. Kısa bir cevap. Hatta bizim mottomuz oldu bu. Değerli öğrenci arkadaşlarımızla ve takipçilerimizle. Dedik ki eşit, dene de gör. Dene de gör, evet. Bu kadar. Dene de gör. Yeter ki bir adım atsın. Kolaylık geliyor. Siz inançlı ve istekli olduğunuzda o kolaylık geliyor. Size evren bütün kapılarını yeter ki gönüllü olun. Çünkü kendi evriminizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Tekamül evrimdir. Evrimleşmenin. Ama bunu doğru yapamadığınızda gelişimdir. Evrim sürecimiz dediğimiz. Tekamül evrimdir. Tekamül işte tasavvufi dilde konuşuyoruz. Türkçe'de bunun evrimdir tekamülü. Bunu yapamadığımızda tersine evrim gerçek. Yani dersi baştan, okulu baştan okuyoruz. Nasıl? Başka formasyon. Yani burada Serdar ya da Figen olmuyorsunuz da belki George olacaksınız, belki başka bir şey olacaksınız ya da Kathy olacaksınız. Bilmiyorum. O kadar uzun zamanınız. Evet. Yani sandığınız kadar o hayallerinizde, çünkü andan ibaret her şey. Sadece şu anda, şu anda varız. Geçmiş. Geçmiş yaşandı, geçmiş görevini yaptı. Yani oraya yapabileceğimiz, müdahale edeceğimiz bir şey yok. Yapamayız. Dökülen sütün arkasından ağlama. Gelecek muamma belli değil. Yani bilmiyoruz. Olmadı, daha yaratılmadı, yazılmadı. Bugün şu an neysek, şu an ne düşünüyorsak yazgımızı yazıyoruz, geleceğimizi yazıyoruz. Şu an sadece andan ibaret. Sadece buradayız. Şu an varız. Şu an ne zamansa. O zaman. Yani anda olduğumuz zaman. Dediğimiz bu. Hayat çok uzun değil. Hayat iki nefes artık. Evet. Aldığınız nefesi veremediğiniz, verdiğinizi alamadığınız zaman zaten yoksunuz. Yani evet, herkesin hayalleri var. Tabii ki umutlarımız var. Çok güzel. Çok düşüncelerimiz var. Ama vaktinizin garantisini size kim veriyor? Çünkü o da bir garantisi. Yani bu garantiyi sizde kim verir?